Motorumuz sinyali aldı. Buradan da RPM'ine bakacağız. Normalde 7200 RPM'lik motor. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemizde hard diskleri inceleyeceğiz. Evet, burada 250 GB gücünde, depolama gücünde bir hard diskimiz var. Bildiğiniz gibi bunların içerisinde fırçasız motor ve çelik diskler var arkadaşlar. Bu kısımları, aynı zamanda içinde neodym mıknatıslar var. Bu kısımları sizlerle nasıl değerlendirebiliriz? Bunları gözlemleyeceğiz. Hemen hard diskimizi sökerek iç yapısını ortaya çıkaralım. Evet, 250 GB depolama alanına sahip olan bir hard disk arkadaşlar. Üzerinde 2 adet disk var. Hard diskin kapasitesine göre burada 1 veya 2 disk olabiliyor. Gördüğünüz gibi gayet temiz. Bu bizim okuyucu kafamız. Kafa hareket ediyor tabii ki burada. Hemen buradaki diskleri sökelim. Şunun altında ise fırçasız motor bulunmakta. Şu kısımda neodym mıknatıslar var. Evet. Çok güçlü mıknatıslar belli. Evet, bundaki mıknatıs diğerlerine nazaran daha büyük. Bu kadar büyüğünü görmemiştim açıkçası. Güçlü bir mıknatıs var burada. Ve gerçekten bu kadar büyüğünü görmemiştim arkadaşlar. Daha önce de sökmüştük. Evet. Evet, bir tane de altta var gördüğünüz gibi. O da çok güçlü. Evet, gördüğünüz gibi çürütme yöntemiyle motorun tüm etrafını boşalttım. Artık bu plakayı buradan komple ayırmalıyız. Evet, motorumuzu yerinden çıkardım. Şu kısımları zımparalayacağım ve artık bir adet fırçasız motorumuz oldu arkadaşlar. Evet, motorumdan 3 adet çıkış var. Ben 3 adet kablomu çıkacağım. Evet, motoru şimdi ESC ile süreceğim. Motorumuz sinyali aldı. Buradan da RPM'ine bakacağız. Normalde 7200 RPM'lik motor.
5000, 6000, 11.000, 12.000, 16.400 RPM maksimum sürat arkadaşlar. Evet, şimdi buna pervane takalım ve drone motoru olarak kullanabilir miyiz? Bunu görelim. Evet, şimdi motorun kendi ağırlığını ve buradaki ağırlığı kaldırması gerekiyor. Drone motoru olarak kullanabilmemiz için. Şu şekilde motorumuzu bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım kendi ağırlığını kaldırabiliyor mu? Evet. Rahatlıkla kaldırıyor kendi ağırlığını. Evet, bunu pekala drone motoru olarak kullanabilirsiniz. 4 adet motor tabii ki eşit olmalı motorların güçleri. Sadece 1 adet ESC ile eski hard disklerin motorunu drone motoru olarak kullanabilirsiniz. Çünkü fırçasız motora sahipler. Bildiğiniz gibi fırçasız motorlar gerçekten uzun ömürlü motorlar arkadaşlar.
Evet, bugünkü projemizde hard disk motorunun nasıl bir drone motoruna dönüştürüleceğini incelemeye çalıştık arkadaşlar. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.